Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünkü videomda bahsettiğim üzere, dediğim gibi videonun açılışını aldıklarımızla, alışverişimizle yapacağım demiştim. Hemen geldim karşınıza. Videomuzu düzenlemeye başlamadan önce karşınıza geldim. Çünkü bir göstereceğim size, ondan sonra deneyeceğiz falan üstümüzde. Gerçi üstümüzde nasıl durduğunu da bir göstersek mi? Neyse bakalım. Hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle Penti'de bir alana... Bir bedava mıydı? Ha, bir alana bir bedava vardı. Şöyle şöyle çok güzel bir pijama takımı aldık Cansucuğuma. Neydi bu? Termal. Termal pijama takımı aldık arkadaşlar. Desenini görmüş olduğunuz üzere minnoşlu. Çok tatlı. Yakasında da var. Böyle güzel bir pijama takımı aldık. Üstünde kaç liraya gelmişti? Uyumuyorum, sadece meditasyon yapıyorum. Öyle mi? Üstünde de uyumuyorum, sadece meditasyon yapıyorum yazıyormuş. Onu da öğrendik. Kaç liraydı yavrum? 750. 750 TL. Cansucuğuma termal pijama takımı alırken bana da penye pijama takımı aldık. Çünkü benim polar pijama takımlarım var arkadaşlar. Hani daha yeniler. Çok fazla eskimediler. O yüzden ben pijama takımımı böyle penyeden yana kullanmak istedim. Tercihimi şöyle, bu altı arkadaşlarım ve large beden aldım. Çünkü kurutma makinesine attığımız zaman birazcık çekme yapacaktır mutlaka. Ve yıkadığımız zaman da birazcık çekme yapacaktır. Bedenim large değil ama large aldım. Şöyle çok güzel de bir hırkalar, kazaklar, işte süveterlerle dolu bir baskısı var. Altı var pijamanın. Üstü de böyle güzel arkadaşlarım. Bunun da böyle yakasında aynı desenler var. Penyesi çok güzel, yumuşacık. Şöyle azıcık ayarlayayım ben sizi. Şöyle. Tamam. Daha iyi oldu böyle. Böyle iki al, bir öde kampanyasından pardon, iki tane pijama takımı almış olduk. Sonra filoya gitmiştik ya arkadaşlar. Filodan çıkamadık. Çıktık sonra tekrar geri gittik. Çünkü çok güzel bir kampanya vardı. Şöyle Lumberjack markasının eşofman altları, sonra eşofman üstleri. O kadar güzel bir yeri var ki, kumaşı var ki. Şöyle paçası lastikli eşofman altı aldık arkadaşlar. Bu erkek, Ali ile Caner için aldık. Zaten onlar ortak giyiyor. Biz Cansu ile ortak giyiyoruz genelde. Şöyle bir alt aldık. Sonra bir tane de lacivert aldık. Şöyle yine bu da Lumberjack değil mi? Bu da Lumberjack. Çünkü farklı farklı markalar var. Karıştırmak istemedim. O yüzden sordum Cansu'ya. Bu da böyle. Bunun paçası da lastikli mi? Evet. Bunun paçası da şöyle lastikli. Caner'cim spora giderken de giyer dedik. Ali Bey'cim evde rahatça giyer dedik. Cansu'cum yine çok uyguna kaptı arkadaşlar. Gerçekten çok uyguna kaptı. Yine Lumberjack değil mi bu? Lumberjack şöyle tight ve bunun üstüne nerede yavrum? Üzüm dur annem, dur kargocu başı. Ha, tırnağa takılacağız. Dur atlama çocuğum, dur. Cansu bak şimdi atlayacak buna, fark etmedi. Şöyle sporcu atleti aldı arkadaşlar tight'ın üzerine. Cansu da spora gidiyor biliyorsunuz. Şöyle sporda giyerim diye düşündü ve aldı. Rahat oluyor anne dedi. Bunlar ne kadardı yavrum? Lotto'nun. Bu Lotto'nun tight'ta Lumberjack'in. Bunların kaç almıştın? İkisi 260 lira. Bir alana bir bedava vardı yine. İkisi 260 lira. 120 liraya gelmiş oldu tanesi. Bu da çok çok. Bu da çok çok iyi oldu. Yanlış mı söyledim? 160 2'ye bölünce kaç? Ha. 130. 130 yapıyor. Pardon. Yorgunum yavrum. Ben giyin, soyun, giyin, i̇kisi soyun. 260 değil mi? Kafamı karıştırma Cansu, dur. 120, anlıyor beni arkadaşlar. 140 mı 120 mi ne dedin? Onu benim arkadaşlarım beni anlıyor. Yine şöyle Lumberjack'in eşofman üstünü aldı Cansu'cum. Bana hani bakıyorlar demiştim ya size. Altını beğenmedim demiştim. Yine Cansu'yla bunu biz ortak giyeriz arkadaşlar. Şöyle bir eşofman üstü aldı. Ve bunun yanında ver yavrum. O kalmış poşetimizde. Şöyle Ali Beyciğim kendine kapşonunu aldı, böyle mevsimlik, tam bu havalarda giymelik. Hani böyle yağmur yağdığında, çiğse olduğunda falan şöyle giyebileceği. Yine Lumberjack'in şöyle kapşonlusunu aldı arkadaşlarım.
Hatta şey dedik hani bunu, bununla beraber şu siyah olan eşofman altını da giyip takım yapabilir dedik. Alt üst giyebilir dedik. Bunu da bu şekilde aldık. Daha bak 5 dakika doldu bile. İyi ki dünkü videoyu eklememişim. Sonra güzel arkadaşlarım bakın burada Lotto'nun. Şöyle o kadar güzel yumuşacık ki yeri anlatamam size. Şöyle simitini bana aldık. Ali Beyciğim dedi sen bakmıyor musun? Bak dedi bir şeyler beğen dedi. Sana da alalım dedi sağ olsun. Şöyle Lotto'nun üstünü aldık. Aynı zamanda altını da aldık arkadaşlar. Ama deneme yapamadık. Deneme kabini yoktu. O yüzden belki şunun paçası uzun gelebilir. Bilmiyorum. Şöyle eşofman altını da aldık. Su yeşili arkadaşlar. Böyle çok açık bir yeşil. Evet. Mint yeşili gibi böyle. Güzel bir yeşil. Bu da yine bir alana bir bedavaydı güzel arkadaşlarım. Ne kadardı yavrum bunların fiyatı? 720'ye almış olduk. Eşofman takımını da bana böyle arkadaşlar. Sonra şunu göstereyim. Yine Yeliz bacımıza sağ olsun Ali Beyciğim paraya kıydı. Yani 1-2 saatte mavide kaldık. Şöyle kot pantolon aldım arkadaşlar. Boru paça aldım. Uzun zamandır düz paça mı bu? Boru paça da deniyor ya. Uzun zamandır böyle paça pantolon giymiyordum. Hep dar paça giyiyordum. Beğendik, seçtik. Böyle üstüme giyince de çok beğendiler. Ben de beğendim. Rengini falan çok beğendim açıkçası. O pantolonu aldık. Yanında da şu gri pantolonu aldım arkadaşlar. Onu da çok beğendi benimkiler. Ondan sonra bu dar paça. Dar paça değil mi? Evet, dar paça. Şöyle bir rengi var. Bunu da aldık böyle. Ve mavide de bir alana. Neydi o kampanya? İki tane alınca 700 lira. İki pantolon 700 liraydı. 350 liraya gelmiş oldu. Hani bir LCY2'ye gitsek arkadaşlar 300'den aşağı yoktur. 300-350'den aşağı yoktur yani pantolon. Olmuşken hadi dedik maviden olsun. Böyle arkadaşlarım. Şu takımını da giy de be. Giyeyim mi? Ben de çok merak ettim. Şunu bir giyeyim. Geleyim karşınıza. Arkadaşlarım giydik. Ali Bey de giydi. Karı koca giydik cicilerimizi. Şöyle bir gösterelim istedik. Gerçekten. Fotoğraf değil miydi? Video muydu ya? Gerçekten yeri o kadar güzel ki. Gel bakalım yakında. O kadar güzel ki yumuşaklığı yeri. Evet bak. Yani bu fiyata kaçmamalıydı. Kaçırmadık. Aldık. Ali Bey'in şu üst 1000 liraymış. Bir alana bir bedava olunca 1000 liraya takımı almış oldu. Alt yani, 800 lira mıydı? 800 lira alt. 1000 lira da 900 küsürdü. Sağlıkla kullan. Sağlıkla eskit. Arkasını göster bakalım baba. Sağlıkla eskiteyim. Sen daha farklılarını al. Tamam mı canım benim? Emekli olmak yok. Tabii, yola tabii, devam. Tabii. İşe gitmeye devam arkadaşlar. Emekli olsa bunları alabilecek baba, miyiz? Baba anneme yeleği versene. Şu an zor geçiniyoruz dermişim. Allah herkese alım gücü versin. Gerçekten arkadaşlar. Allah'ım herkese alım gücü versin. Kimse kimsenin gözüne bakıtmasın. Ben hemen şöyle yeleğimi getirdim. Dedim şöyle markete giderken, fırına falan gidersem, Ali Bey'den fırsat olup da gidersem şöyle hemen yeleğimi üstüme takarım. Giderim dedim işte arkadaşlar. Neyse bakalım biz şimdi ortalığı toparlayalım. Sabahleyin görüşürüz inşallah. Güzellerim tekrardan hoş geldiniz. Günün sabahından herkese merhabalar. Şöyle güne ben kahvaltı hazırlığı yaparak Ali Bey ile Caner'cim de markete giderek başladı. Şöyle hemen aldıklarını göstermek istiyorum. İki tane süt almışlar. Sonrasında mandalina almışlar ve salça almışlar. Salçayı yeni almıştı. İndirimde herhalde. Domates salçası almış. Daha yeni açtım böyle bir kutuyu. Sonra bolca makarna almışlar. Kaç tane aldım? 5 paket makarna. 1 bütün tavuk. Şöyle. Çeşit çeşit de makarna almışlar. Ekmeği almayı unutmuş. Ali Beyciğim şu an geliyor yolda. Ve 1 şişe su almışlar. Ben de şimdi biber koydum ocağa. Biber kızarıyor. Kahvaltılıklarımızı da çıkarıyorum. Hemen bunları yerine yerleştirelim ve kahvaltımıza geçelim. Arkadaşlarım kahvaltı faslını bitirdik. Şöyle müziğimizi falan açtık. Pazar gibi pazar geçiriyoruz diyebilirim. Kahve yapıyorum Ali Bey ile beraber. Şöyle keyif kahvelerimiz olsun.
sonrasında ben hemen evden ayrılacağım, çıkacağım. Cansucuğumla beraber gideceğiz bakalım. Sürpriz bir yere götüreyim sizi arkadaşlar. Bayağıdır gitmediğimiz, özlediğimiz bir yere götüreceğim sizi. Öncesinde şu kahvemizi bir yapalım. Sonrasında hazırlanıp çıkalım. Aslında kahveyi gideceğim yerde içmeyi düşünüyordum ama Ali şimdi beraber şöyle bir keyif kahvesi içelim istedim. Nereye gideceğimi söyleyeyim mi size arkadaşlar? Sürpriz mi olsun? Şöyle kahvelerimizin köpüğünü bir bölüştüreyim. Ondan sonra doldurayım. Şöyle hemen alıp balkona gidiyorum arkadaşlar. Ali Beyciğim balkonda. Oh, mis gibi oldu, mis gibi. Şöyle. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Tut. Ya da şöyle bırakayım canım. Afiyet olsun. Ay. Ay devrilecek. Dökülecek diye. Üzüm gel annem kahve içelim. Gel çocuğum. Gel. Gel kahve içelim annem gel. Gel kahve içelim annem gel. Gel. Bal çocuğum bal. Bal çocuğum. Bu benim mi? Benim mi bu, senin mi? Işte, ha, tamam oraya oturacağım o zaman. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlarım ben Cevriye ablama gideceğim. Az önce aradı, dedi ki çayı koyayım mı Yeliz dedi. Koy Cevriye abla anca demini alır dedim ama bence o beni eve yakın sandı. Bardaklara çayı koyayım mı diye, çayı doldurayım mı diye anladı galiba arkadaşlar. Şu an beni bir ateş basıyor, bir ateş basıyor, anlatamam size. Saat 3 gibi gelirim dedim. Cansucuğum arkadaşıyla beraber gidecek, Samsun'a gidecekler, kıyafet falan bakacaklar, öyle AVM gezecekler falan. Ben de onlara ayak uydurayım dedim, hani giderlerken onlarla beraber giderim dedim. Ama arkadaşı daha gelemedi, o yüzden ben de evde bekliyorum. Hazırlandım böyle, bir taraftan da kahvemi içiyorum işte. Cevriye ablama gideceğim, çok özledim Cevriye ablamı. Hadi dedim fırsat, bu fırsat gideyim. Ali de evde. Cansu da işte gidecekken beraber gidelim dedim. Gerçekten çok özledim. Belki Geveze'yi de görürüz. Haydi bakalım, ben şöyle bir iki bir şey götürmek istiyorum Cevriye ablama. Onları bir ayarlayayım. Ondan sonra da çıkarız herhalde, bilmiyorum. Ama şu an çay içiyorlar galiba onlar. Komşular da gelmiştir muhtemelen. Bilmiyorum, emin değilim ama gidince göreceğiz artık. Beni kesmezse iyidir. Ve şu merdivenleri hatırlatayım size arkadaşlar. Geldim. Şöyle. Bir gözüm de gevezeyi arıyor valla. Haydi gidelim. Asansörü çağırdım ama sonradan dedim ki boş ver. Üçteydi asansör. Dedim çık merdivenlerden. Cevriye ablam da yolda aradı beni. Bir fırçaladı. Gülay abla da orada, dedi yatıya mı geliyorsun? Dedim yatarım, ne olacak? Teyzenin yatağında rahmetli teyzemiz vardı biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Şimdi eve girdim ben arkadaşlar. Cevriye ablama şöyle 3 tane domates konservesi getirdim. Telefonda konuştuğumuz zaman söylemişti o, hani yapmadım ben hiç falan, çok yiyen de olmuyor, yapmayı düşünmüyorum demişti. Gene dedim ben şey yapayım, şöyle bir tane de kuşburnu marmeladı getirdim arkadaşlar. Şöyle sofra bezimi, aman el bezimi alayım. Sağlıkla tüket. Yedikçe beni hatırla Cevriye abla. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin inşallah. Şöyle masamıza da bir göstereyim. Onlar yediler içtiler ben gelene kadar arkadaşlar. Hiç önemli değil. Zaten geldiğim yer yabancı, hı-hı, değil. Şöyle elmalı kurabiyesi, haşhaşlısı, böreği, mısır çorbası mı? Evet, yoğurdu da. Heh, yoğurdu da var. Şöyle patlıcan, biber, salata herhalde bu da. Neyse bir bardak çayı. Sos mu? Kışlık sostan mı? Gülay ablam da burada. Diğer komşular da varmış da gitmişler saat geç ya olduğu için. Ne dediniz Gülay abla söyle. Diyorum gelecek ezan okunuyordu. Beni çağırdı. Ha. Namazını öğreneyim dedim bir daha. Yok, Yeliz... Daha yok, Yeliz yok. Asiye burada bekledi. Yeliz... İki saati bekliyorum diye. Kabe'den mi? Şey, dedim, hacılıktan geliyor gibi. Dedim. Vallahi birazcık böyle geç kaldım ama hiç önemli değil. Geldiğim şimdi, yer yabancı değil. Size şu manzarayı göstereyim. Yatıya mı geliyor diyorum sana, duydun. Dedim ben de yatarım, ne olacak teyzenin yatağında. Şöyle cami manzaramızı da göstereyim arkadaşlar. Özlemişsinizdir. Ben de özlemişim.
çok oldu ya, taşındığımdan beri ikinci gelmem herhalde benim. Bir öyle uğramıştık. Oo, bakın bahçeye nasıl şey yapmışlar, dizayn etmişler. Damlama, sulama yapmışlar. Boru falan çekmişler yukarıdan. Maydanozlar da, bizim ektiğimiz maydanozlar da hala var. Ne güzel olmuş. Neyse bakalım, ben hemen çay faslına geçeyim. Şimdi koyduk bazı soğusun diye. Tamam tamam Cevri abla, sıkıntı değil. Arkadaşlarım, ikinci çay faslına geçtik. Cevri ablam bana fasulye böldü şöyle. Hüseyin abi dedi, Hüseyin abi de geldi eve. Geliz'e fasulye ver dedi işte. Hatırlattı sağ olsun. Dedim el işi yapmıyor musun Cevri abla dedim. Yapmaz mıyım dedi. Yapmaz mı? Yapar. Durmaz maşallah subhanallah. Şöyle sıra oya başlamış. Buraya da böyle yaptıklarını çıkardı. Bakar mısınız? Dedim ki o kadar özlüyorum. O kadar çok özlüyorum ki Cevri abla dedim. Şöyle oturup da iğne oyası yapmayı çok özlüyorum dedim ama ne yapalım? Çalışan kadın gibi olduk artık. Sosyal medyanın içine dalınca. Bu da farklı bir örnekmiş. Ne, bunun adı çift iğneyle yapılıyormuş. Kar topu modeliymiş arkadaşlar. Bunu hiç bilmiyorum. Şu var şöyle. Maşallah subhanallah diyelim. Cevri ablama nazar olmasın, biliyorsunuz. Çok telaşeli, çok hemen işini gücünü bitirecek, el işine geçecek. Şöyle galiba bunlar gözlük böyle zinciri. Şunlar var. Şu var. Yaptıklarını da böyle koyuyor. Beni kıskandırıyor ya. Çok kıskanıyorum. Yani kıskanmak da güzel anlamda arkadaşlarım. Yani keşke ben de yapabilsem diyorum. Maşallah subhanallah. Emek verilen her şey çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Allah'ım emeklerinin karşılığını almayı nasip eylesin. Şöyle. Burada da namaz örtüleri var galiba. Burada da namaz örtüleri var. İşte böyle arkadaşlarım. Maşallah demeyi unutmayalım Cevriye ablama. Cevriye ablaya diyorum ki Cevriye abla sen benim yolluğumu hazırlıyor musun? Beni gönderiyor musun dedim. Ben diyor rahat rahat oturacağım diyor. Vallahi bakın poşete koydu. Ne koydu? Fasulyeyi koydu. Bir de şöyle mısır çorbası koydu arkadaşlar. Mısır çorbası yapmıştı. Masada vardı, yedim. Dedim Cevriye abla bizimkiler de seviyor ama hiç aklıma gelmiyor benim yapmak dedim. Eskiden hani bayağı bir yapardık. Ondan sonra bizimkiler için mısır çorbası da böldü sağ olsun. Kadın telaşıyla arkadaşlar. Telaşıyla. Şimdi kek de bölüyor. Caner'e götürürmüşüm. Ondan sonra benim yolluğumu hazırlayacak. Ondan sonra rahat rahat oturacakmış ondan sonra. Öyle diyor. Şey, onu da poşete koyarız Cevri abla. Şu poşet var ya bak. Peçeteye saralım koyalım gel. Ve Cevri ablamdan çıktım. Meşhur abla şimdi katında indi arkadaşlar. Ben de gidiyorum artık eve. Saati de bir hayli ilerlettik. Haydi gidelim bakalım, evde görüşürüz. Ayna beyazlarım hala çok güzel gösteriyor. Kuaföre gitme zamanım da geldi ama bir türlü gidemedim. Onu da bir ara hallederiz. Haydi gidelim bakalım. Gevezi kuşumu da göremedim balkonda otururken. Hep baktım sağa sola ama görürüm ederim diye. Göremedim. Evet. Bakıyorlarmış Cansu. Aldım haberlerini ya. Haydi gidelim bakalım. Biz evimize geldik arkadaşlarım. Biz evde yokken birileri çok fena kudurmuş buralarda. Acaba kim? Acaba hangi yaramaz arkadaşlarım? Bilin bakalım, tahmin edin bakalım. Bence zorlanmayacaksınız tahmin ederken. Burayı böyle korumaya aldık biliyorsunuz zaten. Allah'ım ya Rabbim yaradanım. Ve dediğim gibi evimize geldik güzel arkadaşlarım. Çok güzel geçen bir gündü, akşamdı. Cevri ablam da doya doya oturduk. Komşular geldi, gitti. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Çayımızı içtik. Menemen yedik Cevri ablamla bandıra bandıra. Cevri abla diyor ki ben ekmek bandırmayınca karnım doymuyor benim diyor. Menemen yapmış kahvaltıya. Sonrasında kaşarını eklememiş arkadaşlar. Böyle çayımızı bir içtik. Böyle masa faslını geçtik. Ondan sonra Gülay abla gitti. Eve çıktı. Akşam ezanı okunduktan sonra işte biz oturmaya devam ettik tabii Cevriye ablayla. Ondan sonra ben dedi yeriz dedi, beni kesmedi dedi yediklerim falan dedi. Menemenim var dedi, kaşarını eklememiştim, yer misin dedi.
Dedim yerim Cevriye abla, sen çayı dökme dedim. Çay bitti, yenisini demleriz dedi. Yeni çay demledik. Ekmeği bandıra bandıra menemenimizi yedik arkadaşlar. Ondan sonra verdiklerini de göstermiştim size gerçi. Ondan sonra Asiye komşum geldi. Kızı İnci geldi. Öpüyorum onları da buradan. Nasıl özlemişim. Daha sık gitmek istiyorum aslında bakarsan ama Cevriye abla işte torun bakıyor. Anaokuluna götürüyor torununu. Hep bir koşturmaca, hep bir telaşın içinde. Rabbim güç kuvvet versin, sağlık sıhhat versin inşallah. Şimdi böyle kapıdan çıkarken diyor ki Yeliz diyor, sanki diyor böyle hani kızımmışsın da gelmişsin de peşine ne versem diye düşünüyorum falan diyor. Dedim valla annemin evinden gidiyor gibiyim ben de zaten Cevriye abla dedim. Aldım alacaklarımı, tamam artık dedim hani. Mısır çorbası verdi çocuklara, işte Caner'e falan kek gönderdi. Kuru fasulye verdi, bir akrabaları kuru fasulye getirmiş. Tanelemiş işte, ondan verdi. Daha ne olsun arkadaşlar, hiçbir şey vermese ne olacak? Yüzü gülüyor ya böyle, hani evine gidip de rahat ediyorum ya, en önemlisi o. Dedim Cevriye abla sen de gel. Gelin dedim, Hüseyin abiyle beraber gelin dedim. Dün biz AVM'deyken aradı beni Cevriye ablam, evet, yemek yerken. Neredesin, ne yapıyorsun dedi. Dedim Lavlık'tayım, Samsun'dayım Cevriye abla, sen ne yapıyorsun dedim. Senin evin arka tarafına geldim ben dedi. Akrabaları varmış, yakın bir akrabaları varmış. Hatırlamış işte evin konumunu, biliyor, gelmişti biliyorsunuz. Ya Cevriye abla dedim, ben Samsun'a geldim, sen Bafra'ya mı geldin? Tüh, denk gelmedi falan dedim. Bize de gelin dedim, bir akşam bize de gelin, buyurun gelin dedim. Öyle işte konuştuk ettik. Bugün de böyle işte Cansu arkadaşlarıyla beraber Samsun'a gidip böyle kıyafet bakma işleri falan olunca haydi dedim, fırsat bu fırsat, ben de gideyim. Öyle bugünü böyle geçirdik işte arkadaşlar. Kızlar AVM'yi kapattılar, geldiler. Ben de Cevriye abladan işte çıktım. Hep beraber evimize geldik. Çok şükür Allah'a. Özlemişim. Gerçekten çok özlemişim. Allah sağlık versin de. Bütün sevdiklerimize Rabbim sağlık versin de. Dağ arkasında olsunlar. Sağlıklı olsunlar da dağ arkasında olsunlar. O sözü de yeni öğrendim. Güzel de bir söz yani. Canları sağ olsun yeter ki. Gerisi her şey olur, biter, halledilir inşallah. Neyse bakalım, benden bugünlük bu kadar olsun güzel arkadaşlarım. Yoruldum. İşte yol yoruyor insan, nereden baksanız yine bir 40-45 dakika arası var. Öyle. Öyle arkadaşlar. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni hafta hepimize güzellik getirsin, sağlık, neşe ve huzur, mutluluk getirsin inşallah. Her şey gönlünüze göre olsun. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Lütfen videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, destek olmayı ve sevdiğiniz kişiler varsa çevrenizde, vlog izlemeyi seven kişiler varsa onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. Öpüyorum, kucaklı olsun, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.